diyor, ne anlatıyor Mustafa? Yani niye yapmış böyle bir şeyi? Ya akşam hiç konuşamadım zaten kendisiyle. Bizi görünce hemen biraz böyle ağlamaya falan başladı. Öyle mi? Evet. Üstüne de pek gitmek istemedik. Biz de üstüne tabii, fazla gitmedik. Ben bir şey duydum. Bir tek bir simit alacak parası kalmış. Tek bir simit yani. Değil mi? Evet. O simiti de alsaymış tamamen parasız kalacakmış. Hakikaten parklarda falan mı yatmış? Evet. Akşamları da soğuk oluyor. Bir teyze birisi çarşaf maşşaf. Evet. Ahir sever bir ablamız bir tane çarşaf vermiş. Onun... Ebe Muhammed Ali yani. Nedir oğlum derdin sıcacık evinde yatmak varken macera peşinde koşmuş herhalde. Peki Muhammed Ali merhaba yavrum. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Muhammed Ali ne oldu yavrum, niye gittin birden? Biraz hani ayrılmak istedim, böyle kafada almak istedim. Peki kafana takılan şeyler ne? İşle ilgili sorunun var mı Muhammed? Yok. Neyle ilgiliydi problemin? Kız meselesi mi, gönül meselesi mi? Yok, böyle kafama takılan bazı şeyler vardı. Öyle kaybettim. Yani hayatını mı sorguluyordun, kendini mi sorguluyordun, etrafındaki insanları mı... Bir sıkıntın var ama muhakkak olmalı ki böyle bir şey yaptın. Yani bir sıkıntım yok. Yani böyle bir şey. Şimdi Muhammed Ali sana şu an çok büyük gibi gelen şeyler bundan belki 5 sene sonra çok küçük olduğunu anlayacaksın o dertlerin. Ama eğer şu anda paylaşırsan bak seni ne kadar çok seven annen, abin, amcan hepsi deli oldular. Kuzenlerim var. Söylersen şimdiden onun ne kadar küçük olduğunu anlatabilirler sana. Dertlerine çare olabilirler. Yani içine kapanmakla, hiçbir şey anlatmamakla daha büyük sıkıntılara maruz kalabilirsin. Bunu aklında tut, olur mu çocuğum? Yani bize anlatmak zorunda değilsin. Evet. Peki yavrum sen İstanbul'a ilk defa mı geldin? Evet. İstanbul'u mu merak ediyordun? Hani biraz merak ediyordum. Otobüse bindin. O 200 lirayı... Bilet mi aldın? Kaç lira vardı yanında? O annemin verdiği 200 lirayla Mersin'e gittim. Kız kalesine. Hı. Kız kalesinden telefonu satıp İstanbul'a geldim. Peki İstanbul'da indin otobüsten. Ne hissettin İstanbul'u ilk görünce? Yani ben o Esenler'de indim. Orası biraz değişikti. Hı. Orasını biraz pis hissettim. Hı. Vapurla Kadıköy'e gittim. Nereden biliyordun vapurla Kadıköy'e gidebileceğini? Sonra gittim. Sonra Kadıköy'e gittin. Evet. Denizi geçtin, gittin. Peki, sonra... Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii bak, amcan bir şey sormak istiyor. Oğlum, gittin mi, gittik mi? Gittim. Kimle gittin oğlum? Efendim? Kimle gittin? Tek başıma. Kim? Tek başıma. Yok, ben gittik dedin, anladım da o yüzden. Gittim. Yok, gittim diye tekil konuştu. Peki yavrum, Kadıköy'de indin. Evet. Ne yaptın? Yani bütün gece yol geldin, indin orada. Ne yaptın? İlk yaptığın şey ne oldu? Kendine yatacak bir yer mi aradın? Yok, orada banklarda oturdum. İskelede falan dolaştım. 8 gün hep tek başına mıydın? Evet. Kimseyle arkadaş olmadın mı? Yanında oturan bankta birisiyle falan muhabbet olmadı mı? Yani bana yanıma oturanlar oldu da ben fazla şey yapmadım, samimiyet olmadım, kurmadım sana. Ve hep dışarıda yattın. Peki sen evden çıkarken büyük bir çantayla çıkmışsın. Evet, okul çantam. Okul çantanın içinde aslında kitap yerine giysiler mi vardı? Yok, sadece kitap vardı. Defter, hı, kitap, okul eşyaları. Giysiler yoktu, giysileri İstanbul'a gelince aldım. Bayağı o zaman sen bir 300-500 ya da 1000 lira falan var mıydı yanında? Yok, telefonu satınca işte telefonu sattım. Telefonu satmış, 700 liraya telefonu satmış. 200 lira da annem 200 lira da annemden vardı. 900 lira. Girdin kendine tişört falan bir şeyler aldın. Evet. Ve onlarla peki hakikaten böyle bankta öyle yattın mı yani? Evet. Allah Allah. Sonra bir kadın sana... Çarşaf vermiş yat diye. Nasıl oldu o? Kim, nasıl gördü, tanıdı seni? Şey, bu akşam 6.30-7 gibiydi. Oturuyordum, yatmıyordum o zaman.
Kadın geldi zaten, dolaşıyorlar. Ne yapıyorsun sen burada dedi. Dedim ben oturuyorum işte, olayı anlattım. Kaçtım dedim evden. Dedim nerede yatıyorsun dedim, burada. Çantasından çıkardı. Nereden gelmiş onu bilmiyorum, verdi. Allah Allah, evet. Bu. Peki yavrum, şimdi bir simit alacak paran kalmış. Onu evet. da alsaydın, bitseydi ne yapmayı düşünüyordun? Dönecektin herhalde. Yani geri dönmeyi düşünüyordum. Mahcup muydun? Telefonu sattım, parayı aldım. O yüzden bir mahcubiyetin mi vardı? Evet. Yavrum senin canından daha değerli bir şey olabilir mi? Ama keşke yapmasaydın. Keşke bunu ne bileyim abinle konuşsaydın. Abi gel bir iki gün bir kafam dağılsın. Bir İstanbul'a gidelim, bir şey yapalım. Yani bu aklı sana birisi vermedi değil mi? Sen kendi başına çıktın geldin İstanbul'a. Evet. Bir anda oldu bu olay. Hiç aklımda yoktu sabah evden çıkarken. Okuldan çıktım. İşte direkt gittim. Önce bir telefoncuya doğru bir gitmeye çalışıyorsun. Geri dönüyorsun. Orada mı vazgeçtin o parayı vermekten? Annem telefoncuya telefon parasını verecektim. 200 lira telefon parasıydı. Hı. Büyük parka doğru gittim. Telefon parasını vermeye, ondan sonra geri döndüm işte. O anda vazgeçtin. O anda vazgeçtim. Sonra dönerciye girdin. Evet. Sonra parka girdin. Evet. O anda dönerini yerken bir taraftan bu seyahat planını mı kuruyordun? Evet. Kalktın oradan, hiçbir yer kimse görünmeden otogara gittin, öyle mi? Yok. Kalktım oradan. Ha, bir gün kaldın zaten Tarsus'ta. Tarsus'ta değil, Mersin'de. Kız Kalesi'ne. Mersin'de kaldın. Mersin'de kaldım. Orada tanıdığın var mı? Orada da mı dışarıda yattın? Orada şeyde, sahilde. Kız Kalesi'nin sahilinde. Orada dışarıda yattım. O anda karar verdin, sonra İstanbul'a gideyim dedin. Evet. Bindin otobüse, geldin. Ondan sonra da vapurla Kadıköy tarafına geçtin. Peki dönüşte, Tarsus'a dönüşte yine amcanla dükkanda çalışmaya devam edecek misin? Bunları hiç bilmiyorum. Yapmak istediğin başka bir meslek var mı Muhammed Ali? Şu an aklımda yok. Okula devam edecek misin? Evet. Dükkana gitme konusunda biraz çekimser davrandın. Bunu istemiyorsan açıkça ailene de söyleyeceksin. Burada söylemek zorunda değilsin. Ailenle açık açık ne istediğini konuşmalısın bence. Ben buyurun Ali'ye bir şey sormak istiyorum. Üsküdar'da Kız Kulesi'ni seyrederken arkadaşlar GBT yapmış ama sen 7-8 gün Kadıköy'de kalmışsın değil mi? Evet. Orada o kadar uzun süre neden kaldın? Bir iletişime geçtiğin birisi var mıydı orada? Yok. Çünkü İstanbul'u gezmemişsin. 7-8 gün Kadıköy'de kalıyorsun, son gün Üsküdar'a geçiyorsun. Öyle değil mi? Evet. Cevabını alamadım. Evet. Hayır, orada birisiyle iletişime geçtin mi? Yok, geçmedim. Tek başına mı gezdin 8 gün Kadıköy'de? Evet. Peki, ailenin televizyona çıkıp seni aradığından haberdar oldun mu? Yok, haberim yoktu. İşte polisler aldığında beni söyledi. O zaman öğrendin. Evet. Ailenle ilgili annenin seni merak edebileceği, amcanın, kardeşlerinin hiç haber aldığın kimse yok muydu? Murat ve Özgür'le ve Zeynep'le hiç haberleştin mi o arada? Hayır. Haberleşseydin zaten onlar sana söylerlerdi televizyonda olduğunu. Bir de şöyle bir şey gündeme geldi Muhammed Ali. Sözde Ahmet iki arkadaşıyla birlikte bir gün seni ikisi ellerinden tutmuş. Ahmet seni tokatlamış defalarca. Böyle bir olay yaşandı mı? Yok, böyle bir olay hiç yaşamadı. Abim de anlattı bana. Evet, yaşanmadı. Yok, böyle bir olay yok. Ahmet ve Özgür ve Zeynep senin güvendiğin arkadaşların, doğru mu? Evet. Başka yok mudur hiç arkadaşın? Yani var da onlar kadar yakın değil. Anladım. Bu çok sosyalleşmemek, sürekli ev, okul ve iş arasında gidip gelmek seni bunalttı mı hiç? Biraz bunalttı. Ne yapmak istiyorsun? Yani meslek olarak değil. Ne yapmayı planlıyorsun hayatında? Ya şu anda daha bir planım yok. Yok, anladım. Döndüğünde amcandan veya bir başkasından çekinecek bir durumun yok değil mi? Vallahi hiç bilmiyorum. Amcandan korkuyor musun? Ben şimdi
Biraz korkuyorum tabii. Şahin Bey. Efendim. Sizden korkuyormuş. Biraz korkacak belki. Ne kadar, o biraz ne kadar korkmalı yani? Çok da değil biraz. Bazı şeyleri, çoğu şeyleri paylaşacak durumdaydı bende. Bana böyle bir olayı söyleyebilirdi.